Elimizde bir bardak modeli var. Bu bardağın sargısını açacağız. Tıklıyorum bardağıma. Sonra tabla edit moda geçiyorum. Sargısını açmak için belli noktaları seçmem lazım. Alta basılı tutup şu döngüyü seçiyorum. Daha sonra shift ve alta basılı tutup şu döngüyü seçtim. Daha sonra alttan da bir döngü seçeyim. Şu döngüyü seçiyorum alttan da. Şu döngüyü seçeyim. Şu yarıdan da böleyim. Bir de şu döngüyü seçeyim. Şu yerden de böleyim. Seçtiğim yerlerden bu sargıyı açacağım. Hatta şurayı da seçeyim. O kısmı da yuvarlak bir şekilde çıkarsın. Şimdi Ctrl ve E tuşunu kullanıyorum. Mark sim diyor. Burada dikiş ekle seçeneği var. Buna tıklıyorum. O seçtiğim noktaları belirgin bir şekilde dikiş olarak seçti. Şimdi seçtiğimiz dikişleri düzleme açmak istiyoruz. A ile tüm nesnemi seçiyorum. U'ya basıyorum ve sargıyı aç. Unwrap diyorum. Sargı açılıyor. Sargının açıldığını görmek için şuradan bir pencere daha açayım. Şöyle bir pencere açıyorum. Bu penceremi de UV editör olarak değiştiriyorum. Ve sargımı bu şekilde görebilirsiniz. Düzleme bu şekilde aktarmış oldum. Manuel olarak burada değişiklik yapmak isterseniz bu şekilde manuel işlemler de yapabilirsiniz. Bunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Otomatik hizala diyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Sağ tık. Otomatik hizala diyorum. Daha sonra şunların hepsini seçtikten sonra Ctrl L diyorum. Sağ tık ve Follow Active Quad. Aktiften dörtgenlere döndür diyorum. Ve gördüğünüz gibi bunu tam bir şekilde dörtgene çeviriyor. Hatta bunda da aynı işlemi yapalım. Şimdi mesela şu ve şunu seçiyorum. Sağ tıkla Auto Align diyorum hizala. Bu ve bunu seçiyorum. Yine sağ tık Auto Align deyip hizalıyorum. Daha sonra 3 ile yüz seçim moduna geçiyorum. Şu yüzü seçiyorum. Ctrl L ile bu diğer yüzleri seçiyorum. Şu an bu aktif yüzüm. Daha sonra diyorum ki sağ tıkla aktifteki dörtleri takip et diyorum. Ve bu şekilde dörtgen bir hal alıyor yuvarlaktan. Aynı şekilde bunu da yapmak istiyorum. Yine 1 ile normal seçim moduna geçiyorum. Yani vertex seçim moduna. Sağ tık diyorum. Auto Align diyorum. Şunları seçiyorum. Sağ tık yine Auto Align diyorum. Dörtlümü tamamladım. 3 ile yüz seçim modundayım. Şu yüzümü seçtim. Ctrl L ile diğer yüzlerimi seçiyorum. Bağlantılı olan. Sağ tık Follow Active Quads diyorum. Ve bunu da dörtgen haline getiriyorum. G deyip şu şekilde taşıma yapabilirim. Hatta şunu L diyeyim. G ile şu araya taşıyayım. Şunu da L ile G deyip şu araya taşıyayım. Konumlandıracağım şimdi bunları tek tek. Güzelce yapıp bunu da aynı şekilde yapayım. 1 ile seçeyim. Sağ tık Auto Align, sağ tık Auto Align dedim ve 3 ile yüz seçim modunda bu yüzü seçtim. Ctrl L dedim. Sağ tık Follow aktif dedim. Bu şekilde hizaladı hepsini. G diyeyim şuraya taşıyayım. Burada dursun şimdilik. Hatta G diyeyim şunu şu araya taşıyayım. G deyip bunu da şuraya konumlandırabilirim. Sırada ne var? Şu var. Şuradakileri ayarlayayım. Hatta bunu direkt burası düz duruyor. Bunu seçeyim. Ctrl L diyeyim. Sağ tık aktiften kopyalayayım. Dörtlüğe çevirsin direkt bunu. Sonra bunu L ile seçeyim. Biraz taşımak istiyorum şöyle G ile. Yaklaşayım. Burada hangi dörtlüğü güzelleştirebilirim? Şunu güzelleştireyim. 1 ile seçeyim. Sağ tık oto hizalama. Sağ tık oto hizalama diyeyim. 3 ile seçeyim. Ctrl L diyeyim. Aktiften şey yap diyeyim. Sonra bunu L ile seçeyim. Bunu scale yapayım biraz. Biteyim. G diyeyim şuraya taşıyayım. L diyeyim. G diyeyim. Şöyle biraz açayım arayı. Bu şekilde açılımımızı düzgün hale getirdik.